Sektörde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi, yeni deniz teknolojileriyle yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın başlattığı Denizci Millet, Denizci Ülke adlı fikir ve proje yarışmasında finale gelindi. 29 Haziran Pazartesi günü Meclis Salonu'nda gerçekleşen final değerlendirme yarışmasında son 6'ya kalan katılımcılar projelerini detaylarıyla jüri üyelerine anlattı. Sunum öncesi ise DTO Plus mikrofonlarına bilgi verdiler. Deep Marine ROV yani denizaltı temizleme ve destek robotu projesiyle katıldık. Ana amacı dalgıçların topladıkları çöpleri kendi haznesinde biriktirip otonom bir şekilde dalgıç veya su üstü kontrol merkezi tarafından kontrol edilerek yukarıya çıkarmaya. Bu sayede dalgıçlarımızın gerek iş kanunundan gerekse de vurgun olayından dolayı işlevlerini artırmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Gemi inşaada kullanılmak üzere yeni bir profilin geliştirilmesi, gemi inşa sektöründe bir takım işte HP, Hollanda profili, Lama profilleri, Köşebank gibi birçok profil kullanılmakta. Biz de bunlara muadil olarak daha mukavemetli profiller elde etmek amacıyla, daha mukavemetli gemi yapıları elde etmek amacıyla bir profil geliştirdik. Mehmet Akman yarışmaya katıldıkları bir diğer projelerini de anlattı. Gemi inşa üretim yöntemlerinde konvansiyonel metotlara göre katmanlı üretim metodunun uygulanması gemi inşa sektöründe. Antifouling maalesef Türkiye dışa bağımlı, antifouling boya da dışa bağımlı. Bu dışa bağımlılığı yok etmek için ve deniz dostu, denizden gelen, denize geri dönen bir antifouling boya oluşturduk biz. Bu boya ile daha az mikrofouling organizmaların tutulduğu bir boya elde ettik. Projemiz ADMA, bir pentamaran gövdeli, otonom yapıda çalışabilecek, modüler özelliklere sahip olan bir acil durum müdahale aracı. Aracımızın amacı ülkemizin içinde bulunduğu yoğun göç rotalarında çeşitli deniz kazalarına ve göçmenlerin yaşadığı kazalara hızlı bir şekilde müdahale ederek can kayıplarını minimize edecek ve bu işlemleri insansız bir şekilde de yani insanlara gerek olmayacak, insanlar için zarar oluşturabilecek zorlu deniz şartlarında da gerçekleştirerek can kayıplarının tamamen ortadan kaldırılması amaçlı. Fatih Yıldızhan isimli katılımcı ise final sunumuna video konferans sistemiyle katıldı. Blue Way isimli projesini anlattı. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen yarışmacıların sunumunun ardından da dereceye giren isimler belirlendi. Deniz Ticaret Odası uzun yıllardır zaten çeşitli çalışmalar yapıyor. Ama ilk defa geniş kapsamlı bilimsel insanları öne çıkaracak şekilde, fikirleri projeye döndürecek şekilde bir mücadele, bir yarışma ortaya koymayı da gündeme getirdi. 50'nin üzerinde proje başvurusu net olarak oldu ve bunlardan iki kapsamlı jüri elemesi yaptık buraya gelesiye kadar. Bugün de sektörü temsilen, odayı da temsilen iş adamlarının katıldığı geniş bir yeni jüri, final jürisiyle 6 sunumu dinledik. Jürimiz kararını verdi. Birinciye, ikinciye, üçüncüye ve mansiyon ödülü alacak olanlara. Denizciliğimiz için önemli bir çalışma oldu. Sonuçları da inşallah sektörümüz için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu bir ilkti. Muhakkak önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek daha iyi sonuçlar, daha güzel, önemli projeler ortaya çıkacaktır. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Perşembe günü 2 Temmuz'da da Sayın Bakanımızın ve değerli denizcilik sektörü paydaşlarının katılımıyla ödüller sahiplerine takdim edilecek.